Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Oğlum nereden çıkardınız o tozlu bavulu? Bütün evi mahvettiniz ya. Oynayacak başka bir şey kalmadı mı? Bana baksana sen. Senin o tozlu diye küçümsediğin bavul benim rahmetli paşa dedem Yakup Selim Paşa'nın bavulu. Lafını bil de konuş. Kanka dedenin dürbününe bak. Anneanne, büyük dedem bu dürbünlü kadınları mı röntliyormuş? Terbiyesiz. Benim paşa dedem senin babanın sülalesi gibi sapık mı? O dürbünle savaşlara katılmış. Vatan için savaşmış. Kurban olurum onu verene ya. Kapı. Aa! Kimmiş dürbün? Anne bilmiyorum ki, çelenk gelmiş. Açılış falan mı var yoksa? Evet dürbün, açılış var, biz açılıyoruz. Abo! Allah cezanı ya versin senin inşallah. Az daha yüreğime indiriyordu. Nerede bende o şans kaygana, nerede bende o şans? Gülübük, hadi affet beni, bak sana çelenk yaptırdım. Barışalım, hadi benim bebeğim. Düş artık yakamdan Sinan, istemiyorum seni. Duydun kızımı eks damat. Sen al bu çelengi, mezarına götür. Çünkü artık kızım için bir ölüsün. Güle güle, defol. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim. Buyursaydım, demon hazırdır. Sağ olasın Zeynep. Senin evde doldurduğun demo kaseti o plakçıların o pahalı, o teknolojik stüdyolarda doldurdukları kasetlere vallahi değişmem, billahi değişmem ha Zeynep. Ba ba ba. Hareketlere bakın. Allah Allah. Ya siz koskoca Harran Ovası'nın ağasının önünde böyle eşek cilvesi yapmaya utanmıyor musunuz oğlum? Ha? Ya bu şair seni çok değiştirmiştir, haberin olsun. Abuk sabuk konuşma la dingil.
Zeynon benim her şeyimdir. Ben onu dünyalara değişmem. İstediğimi istediğim an söylerim. Kimseler de bir şey diyemez. Tamam mı? Aha! Mesle danayı tanımasın anayı. Ha, bu avrat var ya, oğluma muska etmiştir. Aşak dili yedirmiştir. Benden daha çok seviyor bu çırpısı sayrağı. Seyit ver bakayım onu. Neyi? Demoyu, demoyu. Niye? Ya ver. Allah Allah, tamam. Bak, bundan sonra senin menajerin ben olacağım, tamam mı? Bu kaseti on kapanındaki kasetçiler çarşısına götürüp herkese dinleteceğim, seni meşhur edeceğim. Hey, hey! Aga, o dediğini Sinan ağam yıllardır uğraşıp beceremiyor valla. Siyah teessüf ederim Seyit. O uğursuzla benim adımı yan yana getirirsen. Yani bak, ben koskoca Harran Ovası'nın bir ağasıyım. Benim çevrem genişdir. O yüzden merak etme, seni ben meşhur edeceğim. Ya ağam, ya benim de sesim güzeldir. Yani bu Allah kılısına kaset yapacağına bir yapsana. Valla mı güzel lan? He? Ya bir söyle bakayım hele. Valla mı? Oldu hemen. Bir dakika. Sakin, panik yok. Yavaş. Konsantremizi bozmayalım. Bismillah. Kara üzüm habbesi. Lakır bu. Bana bak. Bundan sonra içinden bile söyleme türkü, tamam mı? Bizim boz eşek bile bunların iyi anırıydı ya. Anneanne bak, paşa dedemin günlüğü var burada. Vallahi ne yapmışsa günü günlüğüne de yazmış ha. Facebook gibi kanka, her günü güncellemiş. Bak fotoğrafını da yapıştırmış. Pek de yakışıklıymış ha. Allah rahmet eylesin. Bak bakalım, benzedin mi paşa dedene? Utanmıyor musunuz siz benim paşa dedemle alay etmeye? Getir bakayım çabuk o defteri. Ay getirin, getir. Ay ver de bir okuyayım bakayım neler yazmış paşa dedemiz anne be. Ah canım, baksana kız. Ay Allah nur içinde yatırsın canım benim. Hariciye Nazırı'nın vermiş olduğu balodan çıkıp Madame Eftelya ile birlikte aşk yuvamıza doğru yola çıktık. Aa, anne devamını da okusana. Yani ne yapıyorlarmış şu aşk yuvasında? Fotoğraf var mı? Tüh, eşek sıpaları sizi. Kız anne, bizim bu dedemiz de az kozanova değilmiş ha. Tam okuyacak yeri buldum. Başka bir yer okusana. 18 kilo altınımı, yakutları, elmasları, yeşimleri, zümrütleri toplayıp sandığa koydum. Oha! Dedenin 18 kilo altının varmış Azmettin anne. Benim paşa dedem Türkiye Cumhuriyeti'nin en zenginlerinden biriydi. Ama pek torunlarına bir şey bırakmadı. Nur içinde yatsın. Ve sandığı götürüp toprağa gömdüm. Bu definenin benden sonra çocuklarıma ve torunlarıma birer hediye olarak kalmasını istedim. Anneanne dedem gömmüş işte altınları. Okusana, devamını okusana. Nereye gömdüğünü yazmış mı dedem? Canım dedem. Ey bu satırları okuyan sevgili evladım. Şimdi sana hazineyi gömdüğüm yeri söyleyeceğim. Yaşadık kanka, defineyi nereye gömdüğünü yazdım. Çak, yaşadık, zengin olduk. Allah'ım sana şükürler olsun. Oku. Hazineyi gömdüğüm yer. Evet, evet. Yok. Nasıl yok? Yok. Çünkü sayfanın kalanı yok. Fareler yemiş anne, baksana. Bak. Allah'ın cezaları. Koskoca defterde hazineyi yazdığı yer mi kemirmiş bunlar? Ah gitti hazine düşleri. Aman anne, düşündüğün şeye bak. Boş ver, belki de paşa dedem bizle gırgır geçiyordur. Olamaz mı yani? Hadi kuaföre gidelim. Hadi. Hadi. Bir taş attım havaya, düştüm hapishanaya. 15 kızı kandırdım bir şişe lavantaya. Loy, hele loy, loy. Vay! Kardeşim benim! Tebrik ederim. Sen var ya sen, koçumsun benim, koçum. Aslanımsın sen benim. Ya patron, şımartıysan beni Allah'ını seversen, şımartma ya. Ben 40 yıllık gazinocuyum.
böyle bir ses görmedim. Bidlur gibi bir ses. Tabii canım. Yani Harunumasının bağrından kopup gelmiş bir sestir bu yani. Böyle çiğ köfteyle, ne bileyim, isotla yoğrulmuştur böyle. Yoğrula yoğrula anca böyle bir acılı yanık bir ses oldu yani. Patron, yanlış anlaşılabiliriz, affedersin. Şimdi sen kaseti beğendin mi? Beğenmek de ne kelime? Bayıldım, bayıldım. Böyle güzel bir ses, böyle bir tipten nasıl çıkıyor? Aklım almadı. He! İlahi patron ya. Ya sen yanlış anladın ya. Bak sen bunu... Yalnızca ses mi? Tip desen sende. Karizma desen sende. Estetik duruş desen sende. Sahne hakimiyeti desen sende. Şuraya bak. Nazarım değmesin. Maşallah, maşallah. Maşallah da patron, bak bir şeyi açıklamak zorundayım. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Bu lafı hiç duymamış olayım. Sesim kötü dersen Allah çarpar seni. Mütevaziliğe gerek yok. Sen gazinolardaki en büyük sessin. Anlıyorum ama hakikaten bir şeyi yanlış anlıyorsun patron. Bak... Bak hala konuşuyor. Patronu sus dediyse susmasını bileceksin. Mütevaziliğe gerek yok dedim sana, o kadar. Al şu parayı, git üstüne başına bir şey al. Akşama sahneye çıkacaksın. Ne böyle yapıyorsun? Olmaz! Bunu hak etmedik biz. Bak, patron sana bunu açıklamak zorunda. Tamam, 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 gel. Sen şimdi bize sahneye çıkacaksın dedin değil mi? Çıkarız. Biz olmadı, Mehtap'a çıkarız Heybeli'den. İstediğin yerden, istediğin yere çıkarız. Akşama görüşürüz canım benim. Yürü, yürü. Yaşadın oğlum var ya, bu İstanbul'un en büyük türküsü olacaksın. Allah! Sakin, yavaş, yavaş. Var ya, alem buysa kral sen olacaksın. O arkandan konuşan var ya, Allah'ın kralarına yıkılmadım, ayaktayım diyeceksin. La kral, nasıl meşhur olacağım? He? Patrona da anlatamadım, size de anlatamıyorum. Ulan oğlum, kasetteki ses benim değil. Olabilir, fark yapmaz. Ben... Ama bak, sahneye çıkma teklifi size geldi, Seyit'e değil. Neden? Neden? Çünkü sende bir sanatçı duruşu, bir ne bileyim böyle bir karizmatiklik, böyle bir neredeyse ayının sahip olacağı vahşi cazibe. Ha? Çok yakışıklı bir erkeksin canım benim. Ha? Sahneye çıkacaksan. Tamam Fiko, yani söylediklerinde gerçeklik payı da var ama sahneye çıkıp ne yapacağım? Dansözler gibi kıvırtıp çengiler gibi oynayacağım mı oğlum? Ya sahneye sen çıkacaksan ama şarkıyı Seyit okuyacak. Allah 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 Allah! Oğlum sarhoş musun sen? Bak gene söyleyeyim, sahneye ben çıkacağım, Seyit nasıl okuyacak? Hemen izah edeyim. Şimdi şöyle oluyor, sen eline mikrofonu alıyorsun, böyle sahneye çıkıyorsun, böyle böyle hareketler yapıyorsun, ağzını açıp kapıyorsun. Asıl şu, sen bu hareketleri yaparken perdenin arkasında da Seyit türkü okuyor ama müşteriler sen okudun zannediyor. Nasıl fikir canım? İyi fikir de bu sahtekarlığa girmeyeyim mi Fiko? Milleti mi kandıracağız oğlum? Vallahi çok haklısın. Gerçekten ben de şimdi düşündüm, sahtekarlığa giriyor değil mi? O zaman biz hemen bu tomar tomar paraları gidip patrona iade edek. İşte bu kadar. Bak böyle dürüst ol, canımı ye. Hadi götür bir iade edelim. Tabii tabii, gidip iade edelim. Üstüne de diyelim ki iade ederken, ya biz türkü okumak istemeyik, biz televizyonlara çıkmak istemeyik, meşhur olmak istemeyik. Artistlerle, dansözlerle, mankenlerle aşk yaşamak istemeyik diyelim, paraları geri verelim. Hadi canım, gel gidelim. Vay, manken mi dedin lo? Allah! Oğlum para hemen verilir mi geri? Niye hemen geri götürme derdin de sen? Hemen parayı, götürme parayı. Mahsur olmak iyi bir şeydir Fiko. Sahneye çıkacaksan değil mi canım benim? Tabi çıkacağım da oğlum Seyit'i nasıl ikna edecek? Ya sen onu bir yere bırak. Önemli değil o. Ben onun ağzından girer, burnundan çıkarım, onu ikna ederim, merak etme. Bütün meseleyi halledelim. Yürü canım benim. Hadi yürü. Maşallah canım benim. Mankenler güzel midir güzel, lan? Güzel güzel, çok güzel. Eyvallah. Haberimiz var. Müjdemi isterim baba. Ne müjdesi? Abu, yoksa anneannen mi öldü lan? Yaşasın, kurtuldun mu kayganandan? Güzel bir haberle mi başlayacağım güne ben? Ya baba saçmalama ya. Ne istiyorsun anneannemden? Anneannem turp gibi. Oğlum neymiş o zaman güzel haberler? Hazine bulduk Sinan amca. Abu, ne? Hazine mi? Hani nerede?
Ne hazinesiymiş bu be? Allah Allah. Oğlum hazine mi buldunuz? Nereden buldunuz? Nasıl buldunuz? Ne zaman buldunuz? Anneannemin paşa dedesinin günlüğünü bulduk baba. Paşa dedenin günlüğünde tam 18 kilo altın gömdüğünü yazıyor. Abu! Ha, 18 kilo altın mı? Vay 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 arkadaş, böyle hazine mi olur ya? Ya ne ballısın Sinan abi ya? Sinan, sadece senin değil, hepsimiz zengin oluruz bilece be. Sinan abicim, seni daha önce ne kadar... Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bu gereksiz yıkama yağlama yapmayın. O hazinenin hepsi benim, tamam mı? Peki oğlum, günlüğe şey yazmış mı? Hazineyi nereye gömdüğünü yazmış mı? Yazmış. Abo, zengin oldum, zengin. Hemen sevinme baba. Yazmış ama yazdığı sayfayı fareler yemiş. Abo, fareler mi yemiş, ne yemiş, nasıl yemiş, nerede yemiş? Zıkkım kökünü yesinler, ne yiyorlar? Sinan, bu var ya bu, şimdiye kadar gördüğüm ikinci en kısa sevinç yani. Oğlum madem sayfayı bulamadınız, niye zengin olduk diye beni heyecanlandırıyorsunuz, hazine bulduk diyorsunuz ya? Anneannemler kayıp sayfayı bulmaya çalışıyorlar baba. Abi, Nuri baba, ben bir kayganamın yanına gideyim, geleyim, olur mu baba, izin olursa? Tamam oğlum. Yürüyün lan eşeğe sipara. Hepimize birer kilo altın düşer. Safiş, görüyor musun? Hazinenin yerinin yazılı olduğu sayfayı yemiş fareler. Ay zıkkım yesiceler. Yiyecek başka bir yer bulamamışlar mı? Şanssızlığa bak ya. Yani şimdi sizin bir yerde 18 kilo altınınız var ama yerini bilmediğiniz için çıkaramıyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle canım. Tırın 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 tırın. Anneciğim, annelerin en güzeli 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira. Anneciğim, canım anneciğim benim. Nasılsın? Geçmiş anneler günün kutlu olsun anneciğim. Hangi dağda kurdurdu be? Kusura bakma Sinancığım. Hiç boşuna uğraşma, seninle barışmayacağım. Anneme de boşuna yalakalık yapma. Sen asıl kusura bakma Gülübük. Bu sefer senin için gelmedim. Ya ne için geldin? Bu sefer paşa dedemizin gömdüğü 18 kilo altın için geldim Gülübük. Anneciğim, canım anneciğim, bonkör anneciğim, gönlü yüce, ruhu yüce anneciğim. İnanmıyorum sana Sinan ya. Utanmadan bir de para için geldiğini söylüyorsun ya. Allah Allah, saçmalama Gülübük. Paradan utanılacak nesi olur ya? Para paradır. Napolyon ne demiş? Para 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 demiş değil mi ama? Vallahi Sinan abicim, o zaman boşuna gelmişsin. Çünkü defterde hazinenin yazılı olduğu yeri fareler yemiş. Ya. Hadi can. Ortada para yoksa sen de avucunu yalayacaksın. Eksnamat. Aa, ben derim ki definenin yerini medyum Zühre'ye soralım. Ya ne medyumu Safiş Allah'ını seversen ya, bir medyumumuz eksikti yani ha. Aa Gülbinim, niye öyle söylersin? Yani bu Zühre kadın kaybolan eşyaların yerini bulur. Büyü yapıldıysa büyüyü çözer. Ruh çağırır, gayipten haber verir. Kendisi çok muhterem bir zattır yani. Ay Safiye, 70 yıl önce gömülmüş hazinenin yerini nereden bilsin? Ay ruh çağırır dedim ya Şazment Hanım. Çağırsın paşa dedenin ruhunu, kendisinden öğrenelim definenin nerede gömülü olduğunu. Hem de birinci ağzını öğrenmiş oluruz. Safiş, biz bugün uğrayalım medyum Zühre'ye. Gelsin paşa dedemin ruhunu çağırsın. Tırın. Tırın. Tırın 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 tırın. Geç. Sağ ol. Söyle bakalım kimsin, ne istiyorsun? Sen medyum Zühre değil misin ya? Sen her şeyi biliyorsun da benim kim olduğumu niye bilmiyorsun? Bana bak, yoksa sen sahtekar mısın? Milleti falan mı dolandırıyorsun, ne yapıyorsun he? Abi yoksa sen polis misin? Bak gözünü seveyim, ben medyumluk işlerini bıraktım. Ne olur abi, polis abi lütfen. Yok be, polis falan değilim. Ben taksiciyim, ben başka bir iş için geldim. Sen büyü yaptırmaya geldin. Hangisini istiyorsun? Aşk, kariyer, kısmet bağlama. Aa bak, bende indirimli paketler var. Eğer aşk ve kariyer büyüsü yaptırırsan sana kısmet bağlama büyüsü bedava. Ha? İndirimli paketlerin pek güzelmiş ama ben başka bir şey isteyeceğim senden. Aa, ne isteyeceğim? Hani Kleopatra Sayfiye yenge var ya, onunla benim kayganam şanzıman birazdan seni arayacaklar. Senden ruh çağırmanı isteyecekler. E'si biz de onlara bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Bana bak, burası ciddi bir müessese. Defol git evinden, çabuk. Ya medyum Zühre, sen her şeyi biliyorsun. Herhalde polisin telefon numarasını da biliyorsun. Kaçtı, 155 mi, 156 mi? Tamam, arama, arama, tamam. Seninle işbirliği yapacağım, söz. Tamam. Heh, güzel, şöyle akıllı ol ya. Ne yapacağım? Bak şimdi şöyle yapacağım.
sende saça sürülecek akıl yok yani. Gitmişsin Hüsoğa'yı menajer seçmişsin. Bu Arif bile vallahi billahi senden akıllıdır yani. Akıllıyım tabii ki ya. Allah Allah. Ya ağam, şimdi Hüsoğa evde boş boş oturmasın diye böyle camış gibi oturuyor ya. Ondan sebep gitsin gazinoculara, kasetçilere benim demomu dinletsin. Hem belki bir beğenir, hem Hüsoğa da bir işe yarar dedim yani. Ya oğlum iyi demişsin de bilmem ki bu Hüsoğa bu işleri becerebilir mi ya? Açıkçası bence de becerebilecek gibi durmuyor Seyit. Bu Hüsoğa Kavacık Köprüsü'nün başına bıraksan evin yolunu bulamaz. Kedi yolunu bulur ama bu Hüsoğa bulamaz. Oka. Ya vallahi Osman abi haklı be Seyit'im. Yani seninki olmayacak duaya amin demek gibi bir şey yani. Ya kalksayız oğlum ya. Gene yarmışsın conmuş gibi ya. Hüsoğa geli. Gitti ançom abi hazırla işte geldi. La Seyit neredeydi? Allah siz! Kurban oğlum Seyit müstemiştiren. Yoksa bir kasetçi mi buldun aga? Kasetçi değil ama kasino ayarlamış amro. Kasino en güzelidir. Türkülerimi kasinoda canlı canlı söyleyeceğim. Seyirciler beni şakır şakır alkışlayacaklar. Çünkü neden? Neden? Alkış sanatçının besinidir de o ondan. Osman efendi, köprünün başına koysan evin yolunu bulamaz diyordun. Bak adam maşallah şöhretin yolunu bulmuş. Ne haber? Aa, ben böyle bir şey mi söylüyordum? Aşağı öyle bir şey söylemedim. Mert, sen mi söylüyordun? Ne alakası var Osman abi? Ben ağzımı bile açmadım ya. Arif söyledi de yan yanasını sen söyledin gibi geldi bana. Evet. Ya ne alakası var Osman aga? Hiç bana öyle iftira falan atma yani. Şu aga tebrik ederim. Gerçekten başarılı bir iş. Acaba diyorum benim için de bir organizatörlük yapabilir misiniz ya? Ana sen de mi şarkı söylüyorsun lan? La burası durağın Türk halk müziği erkekler korosu olmuştur ha. Evet kızım. Yok canım türkü söylemiyorum ben ya. Şairim ben, şiir yazıyorum yani. O bakımdan şiir kaseti olur, şiir kitabı olur. Bir şeyler olur yani. Ya ona kulağı kasma. O değil de acaba bana bir organizatörlük yapar mısın? Hani ya güleş müleş olarak. Ağam lütfen rica ederim benim menajerimi çalmayalım, sulanmayalım. O bizzatı bir'e aittir yani şahsıma aittir. Ya hadi Seyit hadi kalk seninle konuşmamız lazımdır hadi. Müsaadenizle, müsaadenizle. Ağam müsaadenle. Hadi bakalım işine bak evladım hadi. Ya ben şairim ya o bakımdan söyledim yani. Bende de pehlivanlık var o bakımdan dedim ya. Ey Yakup Selim Paşa'nın ruhu. Beni duyuyor musun? De ben burada yanındayken bile senin sesini zor duyarım Zühra Hanım. Paşa Hazretleri te oralardan senin sesini nasıl duysun? Bağırsana biraz. Hanım sus. Aa, huzursuzluk yaratmasana. Gelmez yoksa ruh ha. Affedersiniz Zühra Hanım. Bu ruh geldiğinde bize bir şey yapmaz değil mi? Anne ruhcağızın işi gücü yok. Ta oralardan buralara gelecek bir de sana bir şey yapacak. Çok ilginç. Ay kadınlar hamamına çevirdiniz buraya. Bu ne yahu? Çak 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 çak. Sustanıza çağıralım şu ruhu. Hadi. Ya pardon Zühra Hanım. Buyurun çağırın ruhu. Ey Yakup Selim Paşa'nın ruhu. Gel. Hadi gel. Paşa dedenin ruhuna benzedim mi ben? Ya ben nereden bileyim baba? Sanki paşa dedenin ruhunu görmüşlüğüm var ha. O da doğru ya. Vallahi Sinan abicim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha bu kulağı senin kilidini bilmesen ben korkudan ölürdüm ya. Paşa'nın ruhu. Gel. Ne diyor paşa dedenin ruhunu çağırıyor Sinan amca? Sahne sırası senin. Tamam acil kapıyı girelim. Bana bak Ali Kefal ben içeri girdim ve sen ses makinesinden bas sesi. Böyle uhrevi bir ortam yaratalım. Ey paşanın ruhu, hadi bekletme bizi, gel. Ay nerede kaldı bu paşanın ruhu canım? Ay yaşlı adam ya herhalde öte taraflardan duymadı bizim sesimizi ya. Kulakla alakası yok mezunum, trafik sıkışıkmış. Ey ruh, geldiysen eğer bir işaret ver. İşaret ver.
İşaret ver. Ay bana bir şeyler oluyor Safiş. Ay, ay sakın bayılayım deme Şazım Adam. İkili zamanı değil. Defileni yerini öğrenelim öyle bayılırsın. Estağfurullah. Sakin olun hanımlar. Ruh hazretlerini korkutmayın. Evet, ne istiyorsunuz benden? Niye mezarımda rahat söz ettiniz? Ay vallahi sevgili paşa dedeciğim, ben asla taraftar değilim sizi rahatsız etmeye de. Safiye arkadaşım dedi ki paşa dedenin ruhunu çağıralım dedi. Onun için seni rahatsız ederim. Aa yok canım. Külliyen yalan. Ben hiç öyle şey söylemiyorum. Hatta ben dedim ki paşa dede kızını öbür tarafta rahatsız etmeyelim dedim. Senin bu torunun çok yalancı. Duman azaldı Ali Kemal abi. Ne dumanı? Aa doğru ya. Torun, torun. Boyun devrilsin torun. Ben sana şu bastonu bir korun. Sen utanmıyor musun ahlaksız torun? Hayır, hayır paşa dedeciğim. Ben çok ahlaklıyım. Sizin ölüm yıldönümlerinizde Yasin-i Şerifler okuttum, hatimler indirttim, lokmalar döktürdüm. Oy durma torun, torun. Sen benim adıma değil, Gülübik'le Sinan boşansın diye lokma döktürdün değil mi torun? Hayır vallahi boşansınlar diye döktürmedim. Onların arası zaten açıktı dedeceğim. Evet yalan söyleme. Nifak soktun, aralarını açtın. Hatta onları mahkemeye verip boşanma davası açtın. Ama paşa dedeceğim Sinan kızımı aldattı. Evet yalan söyleme torun. Sinan öyle şeyler yapmaz maz. Sinan çok mübarek bir insan. Aa paşa dede kızını ben söyledim bu şazmente. Sinan yapmaz böyle bir şey dedim. Ama o beni dinlemedi. Ay bir şey sorabilir miyim? Acaba defineyi nereye gömdünüz? Ey ruh söyle bize. Defineyi nereye gömdün? Söylerim. Ama bir tek şartla söylerim. Bir an önce Gülübik'le Sinan'ı barıştıracaksınız. Ancak o zaman söylerim. Beni o zaman çağırın. Mümkün değil. Paşa Hazretleri artık barışamazlar. Ne demek barışamazlar? Eğer barışamazlarsa her gece rüyana girerim şanzıman. Bu dünyayı sana cehennem ederim şanzıman. Ay tamam Paşa Hazretleri tamam barışacaklar. Onlar barıştığı zaman beni çağırın. Ya var ya, yıllardır benim bu hayalimdi ya. Gel ağam öpeceğim. Ya oğlum abartma ya, abartma. Yok yok, ağam öyle deme ya. Siz var ya, bir dünyaları bahsettiniz, dünyaları. Estağfurullah, estağfurullah. Benim her zamanki halim. Yok yok, öyle deme ağam. Düşünsene. Şimdi sahneye çıkmışım. Conti gibi çekmişim takım elbiseyi. Seyirci, alkış, kıyamet kopuyor. Canlı canlı türkülerimi söyleyeyim. Canım benim, canlı canlı kısmısı doğru da... böyle sahneye çıkması kısmı biraz komplike. Anlamadım. Anlayacaksın Seyit, anlayacaksın. Bak şimdi, sen kazinoya çıkıp türkü söyleyeceksin ya Seyit. Önünde bir perde olacak. Perdenin arkasında sen olacaksın. Önünde olmayacaksın. Yani seyirci seni görmeyecek. Sesini duyacak, seni görmeyecek. Kimi görecek? Beni. Seni mi? Öyle şey mi olur canım? Türkiye'yi ben söyleyeceğim, seyirci seni görecek. Allah Allah. Oğlum ne kas kafalı adamsın ya. Anlasana, playback yapacağız. Sahneye ben çıkacağım, arkada türküyü sen söyleyeceksin. Yani görüntü... Ses. Görüntü... Ses. Yemin ediyorum siz kafayı yemişsiniz ha. Ya arkadaş, ben söyleyeceğim.
seyirci niye seni görüyor? Ben onu anlamamış ama. Kabul etme Sait. Ulan Allah akıllısı, akıllı ol. Amsiye süper teklif yapıyor. Yani seyircinin önüne çıkmayasın ki. Yani şöhret olarak yüzün eskimesin. Ya. Ya gerizekalı. Zaten sahneye çıkmadığım zaman şöhret olmayacağım. Yani dolayısıyla yüzüm eskimeyecek zaten. Allah Allah. Türkiye'yi ben söyleyeceğim. Bu adam meşhur olacak. Sesi güzel olan ben, tipi güzel olan ben. Bu ağa niye meşhur olayım canım? Olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Patronunu beğendi. Zaten şu duruşa bak. Bak 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 tipe bak. Bak bak bak. Şu yapkayı tutuşa bak. Bak şu karizmatikliğe bak. Şu sanatçı duruşuna bak bir kere. Yani neredeyse bir ayının cazibesi vardır ya. Yoko. Ben söylediklerinin hiçbirisini göremiyorum. Ama o kazinocular gördü şey. Bendeki karizmayı o kazinocular gördü. Benim karizmayla senin sesi birleştirecekler. Voltran'ı oluşturacaklar. Voltran, Voltran, Voltran. Mümkünatı yoktur arkadaş. Olmaz öyle şey. Peki buna ne dersin Zeyn? Niye her gün bu kadar para verecekler? Fifty fifty bölüşürük. Olmaz. Peki o köpe yavrunu da mı düşünmüyorsun Seyit? O körpecik kızın bu gece konduda mı yaşasın Seyit? Demeyecek mi? Benim babam da çok para kazanaydı da beni rahat yaşataydı demeyecek mi? Onun geleceğini hiç mi düşünmüyorsun Seyit? Kabul et Seyit. Ölsem mi diyorsun? Tamam o zaman. Allah! Allah! Lan yalamayın çavuşlar! Tırın 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 tırın. Baba müjdemi isterim. Gülübük'le kesin barışıyoruz bu sefer. Ya hadi bakalım evladım. İnşallah hayırlı olur. Hadi bakalım. Hepimizin isteği bu Sinan abi. Hayrola Sinan. Kaynanan. Aklın rahmetine mi kavuştu bile ha? Yok be Osman Aga ya, nerede bende o şans ya? Neden sordun ki? Niçin olur mu ya? Yani eğer ki o bir şey olmasa, ülmese sen karınla hayatta barışamazsın yani, mümkünü yok. Yo Osman Aga, bak göreceksin birazdan bu kapı açılacak, içeriye kayganam girecek, yerlere diz çökecek, ayaklarıma kapanacak, affet beni, bağışla beni Sinan diye yalvaracak, ben ettim sen etme, Gülübük'te kesin sizi barıştıracağım diyecek. Duy da inanma. Ha. Ya vallahi Sinancığım kız Osman Aga haklı. Ya dünya tersine dönse Şazimen abla hayatta senden af dilemez yani. Yok yok Sinan abi bence Gülübük ablanın hasretine dayanamayıp iyice kafayı yedi yani. Yok yok kafayı tırlatmadı, her zaman tırlattı da şimdi daha kötü oldu. O da var ya. Abo! Hepinize iyi günler. Hoş geldin Şazimen abla, hayırdır? Sen buraları bilir miydin? Ah Leyla'cığım, ben biricik oğlumu çok özledim. Onun hasretine dayanamadım. Ev sensiz, hapishane gibi Sinan. Hadi gel evimize geri dönelim. Pardon arkadaşlar ya, Şazimen hanım oğlum diyor. Oğul, oğul kime hitap ediyor? Kime oğlum diyor acaba? Ah canım oğlum, şakacı oğlum. Şakalarını bile çok özlemişim. Hadi gel evimize dönelim, Gülbin'le barıştırayım size. Kaygana, ne diyorsun sen ya? Daha bu sabah beni evden kovmadın mı sen? Ah Sinan, ben bir hata yaptım. Gülbin'le sizi ayırdım. İnan çok pişmanım. Hadi gel evimize dönelim, sizi Gülbin'le barıştırayım. Bak bunları da sana getirdim. Kaygana ne diyorsun? Senin kafana saksı maksı mı düştü ya? Ah Sinan, hadi evladım. Israr ediyorum, evimize geri dönelim, ne olur. Allah Allah. Tamam Kaygan, dönerim ama bazı şartlarım var. Nedir? Mesela her sabah kayfaltımı yatağıma getireceksin. Tamam, kabul, getiririm. Tamam, akşamları belli bir saatte bana masaj yapacaksın. O da tamam, hadi evimize dönelim. Yok Kaygan'a, bazı ufak tefek şartlarım daha var. Nedir?
çıkmadı ya? Yani ben Seyit çıkacak sahneye diye beklerken Hüsa'ya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Artık kime niyet, kime kısmet Nuri Baba. Allah. Peki bu Hüsa'nın sesi güzel miymiş? Yok canım yok, ne iyisi. Aynen bağırsak gürültüsü gibi bile. Peki o sesle nasıl türkücü oldu de bakalım bana. Bana bak, hazırsın değil mi kılıcım? He, hazırım. Ha, kes. Oldu canım. Sen de hazır mısın canım ben? Hadi bakayım. Allah. Bismillah. Efendim, çok saygıdeğer seyircilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, canlarım benim, hepiniz hoş gelmişsiniz. Efendim, şimdi ben kendimiz böyle gelmiştim. Ben de hiç sevmiyorum. Sahnelerimizin böyle yeni sesi, Orta Doğu ve Balkanların en büyük sesi. Karşınızda Hüsa! Son iki, üç, Diyarbakır güzel ballar, hanlı lurke, suları buz gibi çanlar. Ben Ali lurke, Ali Paşa mahlesinde, hanlı lurke, lurke oynar güzel kızlar. Ben Ali lurke, lurke 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 lurke, hanlı lurke, lurke 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 lurke. Ben Ali lurke, lurke 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 lurke, hanlı lurke, lurke 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 lurke. Ben Ali lurke. Bu Hüsa'nın sesi aynı bizim Seyit'in sesine benzemiyor mu ya? Aynen tabii canım. Ben bile gözlerimi kaparım, sanki karşımda Seyit var. Bir açarım, kıllı bir ayı. Ya iyi güzel de, ses sese bu kadar benzer mi ya? Allah Allah, bir miymişsin? Arif abiciğim, bütün Urfalıların sesi böyle güzel oluyor. Evladım öyle bile olsa bu kadar benzerlik biraz garibime gidiyor benim yani. Ya vallahi sanki bu Hüsa'nın içine Seyit kaçmış gibi. İyi masaj yap kaygana, kır kulunçlarımı, kır. Allah'ın cezası. Karınla barıştırmaya getirdim. Senin şu yaptığına bak. Bana bak kaygana. Vıdı vıdı edip durma, kafamı bozma, çeker giderim ona göre. Adam gibi masaj yap yapacaksan. Tamam oğlum, tamam. Ben seni bir dediğimi Oh! Anneciğim, sen Sinan'ı alıp buralara kadar getirmişsin. Masaj falan yapıyorsun ama benim Sinan'la barışmaya hiç niyetim yok. Ölsem barışmam. Duydun mu kaygana? Beni delirtmeyin. Daha ne yapmam lazım sizin barışmanız için? Ay ölsem barışmam. Bir dakika izin istiyorum damat. Sen gelsene buraya. Paşa dedemin ruhunun söylediklerini duydum. Sizi barıştırmazsam hayatı bana zindan edecek. Eğer öyle bir şey olsun, ben de sana hayatı zindan etmişsin, insan evladı değilim. Duydun değil mi? Barışacaksın değil mi? Tamam tamam, barışacağım. Sinan, Gülbin seninle barışacak. Öyle mi? Ama önce benden şüphelendiği için bir de özür dilesin, öyle barışalım. Damat! Pardon, kaygana deli misin? Nesin ya? He. Bana bak Sinan, sırf annem istiyor diye seninle barışıyorum, haberin ola. Türkiye başla Hüso, yeni Türkiye başla. Aferin. Kara yüzüm abbesi. Hüso. Kara yüzüm abbesi olur mu? Duydun mu oğlum, camış? Harbi. Beni sen değil mi? Aferin. Maestro. Merci. Le 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 canım gö.
sen güzelsin. Olursa olsuz olsun ye le 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 canım. Esmerlen kovandansı esmer sen güzelsin. Gelme biye küstümsüye, gelme biye küstümsüye. Bir öpücük vermedin, vallahi kullandım siye. Bir öpücük vermedin, vallahi kullandım siye. İpin ucu bendedir, le 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 canım, bir ucu bendedir. Neresi? Programdan sonra üçünüzü de odama bekliyorum. Tabii tabii, ziyaretine geleceğiz en kısa zamanda. Yürü canım, yürü. Le 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 canım, benim gönlüm sendedir, esmer sen güzelsin. Siz bana nasıl üç kağıt açarsınız ya? Lafınızı bal kaymakla kesiyorum ama bir şey söylememe müsaade ederseniz eğer patron. Ha, sen o güzel seslerini hiç yorma. Sen sadece ağzını oynat, bu senin yerine konuşsun. Dublaj yapsın sana. Nasıl olsa yerine türkü söylüyor. Ya ağam espri yapayım, gülseniz oğlum. Öst! Hem yakışıklısın, hem sesin güzel. Perdenin arkasına saklanıp da bu hıyara niye ses veriyorsun evladım? Aklından zorun mu var senin? Hıyar demeyin lütfen, kalbimi kırıyorsunuz. Ağam şöyle oldu, şimdi Hüsnü ağayla Fiko dediler ki, Hüsnü ağanın tipini, senin sesini beğendi dediler. İkisini birleştirip böyle bir organizasyon yapacağız dediler. Ben de peki dedim, ne diyeyim? Ama şimdi patroncum öyle deme. Bak şimdi, yani şu duruşa bir bak. Yani böyle bir sanatçı duruşu olan bir insan, son derece karizmatik, yani böyle bir erkek cazibesine sahip. Başlatma ondan, karizmaymış. Eşekteki karizma, ağanın karizmasından daha fazla be. Eşek diyerek de kalbimi kırdınız, belirteyim yani. Ne halt diyeceğiz şimdi? Bunu mu sahneye çıkarsak acaba? Ben çıkarım. Ha. Bir dakika kardeşim. Yani ağam, yani halk sevdi değil mi benim ağamı? Yani şimdi kendini böyle riske atmaya değer mi? Bakalım onu sevebilecek mi, değil mi yani? O da doğru. Sever ağam, sever. Ben kendimi sevdiririm. Hele bir müsaade edin, ben gösteririm size kendimi. Ya Allah kıllısı, ikide bir lafa girmesene. Ağam buraya bir sürü para töki, kendini riske atar mı hiç? Değil mi canım? Onun için biz eskisi gibi devam edelim. Bence Fiko haklı. Benim mükemmel fiziğim, eşsiz sanatçı duruşum ve karizmamla sizin için büyük bir star olabilirim patron. Bunlar haklı. Halk sevdi bu ayı. Biz yine bu şekilde devam edelim, tamam mı? Tamam. Ya ağam tamam da... Olay bitmiştir, çıkın dışarıya. Ya sizin yüzünüzden patrondan bir araba fırça yedik. Ya sen o yere kaleme alıyorsun ya, Allah Allah. O bizim için sadece şöhret yolundaki bir kaldırım taşıdır. Üstüne basar, geçeriz. İyi, hadi, hadi eve. Ne? Eve mi dedin? Hah, taassüf ederim sana Seyitciğim. Ne abi? Ben bugüne bugün bir Türkçe starıyım. Yani topluma mal olmuş bir sanatçıyım. O yüzden gidip o gece konduda kalamam. Eğer kalırsam paparaziler çeker, rezil olurum Seyit. Allah Allah. Sokakta mı yatacağım? Ne sokağı canım? Şeyin, kazinonun yanındaki o beş yıldızlı otelde kalacağım. İki kazinoya çıktı, iki alkış aldı. Vallahi sapıttın aga. Alem yapacaksın değil mi? Bak, bak. Yazıklar olsun Seyit. Ne alemi? Ben Fatih'in üstüne gül koklar mıyım? Gül koklarsam burnum kopsun. İki gözüm önüme aksın. Ne halt ederseniz edin, ben eve gidiyorum. Hadi güle güle. Fatih'e çok selam söyle, özleyeceğim onu. Görüşürüz. Hemen gidip o dansözü ayarlıysan tamam mı? Otele gelsin, alem yapak. Oldu. Alo buyurun, Safiye Hanım'ın telefonu. Teyzem. İyi geceler. Ben yeni Nayla. Nasılsın? Aa, Ayla kızcığım. Sen misin? Ah canım benim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teyzem, seni öyle özledim bir bilsen. Ah ben de seni çok özledim be yeğenim. Ay vallahi burnumda tütersin. Yıllar var ki görüşmedik. Yarına kal, sıkasın dişini. Sabah oradayım. Aa, buraya mı gelirsin yoksa? Evet.
Bu gece otobüse binerim. Yarın sabah hayırlısıyla İstanbul'dayım. Beni otogardan almayı unutmayın sakın. Ay tabii tabii, çok sevindim. Sen hiç merak etme. Sabah geldiğinde ben orada olurum. Teyze, ben şimdi oraya geldiğim zaman hayırlısıyla hoca bulursun herhalde, değil mi? Aa, hoca mı? Bana bak, sen buraya beni mi görmeye gelirsin, hoca mı almaya gelirsin? Aa, olur mu hiç öyle şey? Ben aslında esasen sizin için gelirim de... gelmişken hayırlısıyla bir kuca bulsam fena olmaz yani. Sen gel de bakarız artık. Senin gibi saf bir koca adayı buluruz elbet sana. Hadi öptüm, iyi yolculuklar. Anne! Anne! Bu ne hal ya? Vallahi billahi çok korkmuşum. Ne korkuysan sen kendi sıfatından korka. Git aynaya bak. Her tarafın tatta kemik olmuştur. İskelete dönmüşsen. Ya anne kızma ama niye kendini böyle boyadın? Vallahi paylaşıya benzemiş sana. Bak şimdi siye bir çarparan duvarda resmin çıkar ha. Hüso ağam artık şöhretli bir türkücü olmuştur. Avrattan peşinden koşacaktır. Onun için dişiliğimi ön plana çıkartmam lazımdır. Ya anne 60 yaşındasın, ağzında diş kalmadı ya, ne dişliğinde bahsediysen Allah aşkına? İyi akşam. Hayırdır? Evde eğlence mi yapıyorsunuz? Hayırdır anne, Zeyno'ya palyaço taklidi mi yapıyorsun? Palyaço siyah benzer. Hüso nerededir? Niye seninle gelmemiştir? Hüso ağa gelmeyeceğini söyledi. Gazinonun arkasındaki lüks otelde kalacakmış. Neymiş efendim? Gecekonduda kalamazmış artık. Burada kalırsa gazeteciler onu çekermiş, rezil olurmuş, kariyeri bitermiş. Ha, demek lüks oteldedir ha? Vallahi inanmam yalandır. Avratlarla fingirdaşacaktır. Ben şimdi ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Ya anne boşu boşuna gidiyorsun. Sonunda sarayımızda yalnız kalabildik ya Zeyno. Kız yeter kadar dans etti. Gel bakayım kollarına. Ay seni çok kızını. Kız ölüyor. Vallahi ölüyor. Gel kız buraya. Ay seni çok kızını. Kız. Vallahi kudurttun beni. Billahi kudurttun beni. Ölüyorum ya, ölüyorum. Gel bakayım bana. Ulan kimdir o? Ulan kimdir o diyorum? Oda servisi. Süper. Çakın, çakın, çakın. Anne senin ne işin var burada ya? Hüso nerededir? Burada soruları ben sorarım. Hüso, kaset doldurmaya gitti. Nereye gitti? Nereye gitti? Stüdyoya gitti tabii ki. Nereye gidecek başka? Ne stüdyosu be? Hüso'nun yerine türküleri Sait söylemeyeyim mi? Sait evde oturuyor. Tebrik ediyorum seni anneciğim. Yani gerçekten çok güzel bir noktaya parmak bastın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ağam kendi kanatlarıyla uçmaya karar vermiştir. Evet, kendi kasedini kendi dolduracak Allah'ıma. Ay seni çapkın. Kim diyor? O benim girlfriend'im ya. Allah! Bu da girlfriend'in boyfriend'i midir ha? Yoksa Hüso içeri avrat atıp gönül mü eğlendiriyor? Yok anne, ne alakası var ya? Vallahi nereden uyduruyorsun böyle şey? Hayal gücü çok geniştir ha. Çekil. Vallahi çekilemem. Çekil. Çekilemem diyorum. Anneciğim çekilemem. Fato! Fato kim? Yoksa bu kurşunları ağzının içine yersin ha. Yok vallahi ben yemeyeyim onu. Daha çekil. Yeni yemeyeyim. Çekil. Canım böyle bir, iki, bir, iki. Hadi aynen öyle. Geri gel, bir, iki. Elini kaldır bakayım popo dışarı. Şimdi şak up. Böyle şak. Sallıyoruz hocam. Aynen öyle. Şak, şak, şak. Aferin canım. Ne oluyor lan burada? Fazla sen mi geldin canım? Yok bir şey yok. Birazdan seninle ilgileneceğim. Dersin bitsin. Ne dersi?
Ya bu dansız benim kadromda çıkıyor, bilirsen. Hiçbir figür bilmiyor. Ben de artık iş başa düştü, ne yapayım? Ben öğreteyim. Ha, dans dersi veriyse neler mi? Siz beni angut mu belladiniz la? Cilvelaşmanız ta bizim evden duyuluyor. Allah! Fatun, Fatun kurban olayım, beni yanlış anlama. Yaktım seni Hüso. Son duanı edersen ha! Allah! Teyzemi arayacaktım ben, şarjım bitmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Teyzem de yok ortalıkta. Güzel abicim, senin istediğin kadın olsun. Bizde her türlüsü var. İtalya da var, yerli malı da var. Ukraynalı, Moldovyalı, Rus. İstersen sana Afrikalı bile bulurum. Bizde çeşit çok biliyorsun. İstersen katalog göndereyim, oradan bak. Ablacığım, siz nereye gideceksiniz? Ben Kavacığa giderim. Yakın mıdır? Yakınsa ben yürüyeyim derim. Yok ablacığım, yürümekle olur mu? Saatler sürer buradan. Bekleyin siz, birazdan servis gelecek. Kavacığa uğruyor zaten. Sizi de bırakır Kavacık'ta. Benim teyzem gelecekti ama geç kaldı. Trafiğe falan takılmışlardır. Merak etmeyin. Siz bekleyin, ben servis gelince haber vereceğim size. Nerede kaldın be teyzem? Hanım abla, beklediğin kimse gelmedi galiba. Yok, ben servisi beklerim. Kavacık'a gideceğim da. Oho, servis iki saatten aşağı gelmez. Mavi hemen gelir dedi. Sen bakma o çakala. Burası İstanbul. İti var, kopuğu var. Bir bayanı böyle tek gördü mü rahatsız ederler. Sen şanslısın. Tesadüf ben de Kavacık'a gidiyorum. Seni gideceğin yere bırakayım istersen. Ay, Allah senden razı olsun. Ne insanlar varmış İstanbul'da. Allah Allah, bu kız teyzem gelecek dememiş miydi ya? Bu adam kim acaba? Yapma ya! Ya ne demek Hüso Ağa'nın türkülerini sen söylüyordun ha? Ya ağam öyleydi de patrona yakalandık. Adam az daha canımızı okuyordu, biliyor musun? Nuri kardeşim, ben sana söyledim. İnsan gözünü böyle kapayınca, dinleyince bu Seyit'in sesidir dedim. Sen bana inanmadın. Bak, o çıktı işte. Uy, vallahi şahsen ben kendim, yani 40 yıl düşünsem ha böyle bir şey böyle aklıma gelmezdi. Ya sen zaten değil, 40 yıl, 400 yıl düşünsen aklına gelmez. Çünkü sende akıl yok güzel kardeşim. Hüsa'nın fırıldağına bak sen ya. Allah Allah. Yani o perdenin önünde duruyor, ağzını oynatıyor. Sen de perdenin arkasında türküyü söylüyorsun. Yok ağam, Hüsa ağanın işi değil. Hüsa ağa saftır. Bütün iş Fiko'da. O var ya şeytana pabucunu ters giydirir. Sinan ağama bile nal toplatır vallahi. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Hayrola Sinan abi, ağzın kulaklarında Gülbin ablayla mı barıştın? Evet, barıştık. Hem de nasıl barıştık? Kayganamla da barıştık baba. Kayganam var ya, akşamleyin bana masaj yaptı. Sabah da kayfaltımı yatağıma getirdi. Acayip hizmet ediyor. Krallar gibi yaşatıyor beni yani. İyi, geçmiş olsun ya. Oh, oh, nihayet bitti, kurtuldun hadi. Yok, daha bitmedi baba. Daha yeni başlıyor. Kayganamdan öyle bir öc alacağım ki ona gününü göstereceğim. Acayip planlarım var yani. Ne planı oğlum? Yok baba, daha ben intikamımı almadım. Ona neler yapacağım? Anasından hem üstü burnundan getireceğim. Ne yapacaksın Sinan abi, çok merak ettim. Söylemem, sürpriz. Ya Nuri baba, benim bir Merve ile buluşmam lazım. Bana bir yarım saat izin verebilir misin acaba? Hadi kaç bakalım. Selam söyle güzel kızıma. Tabii ki söylerim. Hadi kolay gelsin. Hadi. Ay nereye gitti bu kız? Nerede be ya? Ay Dilek, ara ara, bir daha ara. Ya Narin, 40 kez aradım ben onu. Aradığınız kişi. Al işte bak, yine telefonu kapalı. De nerede bu be? Ay kızanım, otobüsten benim yeğenim inecekti. Adı Ayla. Böyle düz siyah saçlı, kara gözlü. Kız Semih yaşlarında. Gördünüz mü, nerede? Vallahi ablacığım, bir 15-20 dakika önce tarifinize uygun bir bayan vardı burada. Teyzem gelecek, Kavacığa götürecek falan dedi. Ha, o nerede peki? Bir adam geldi, beraber arabaya binip gittiler. Kim bu adam ya? Ay Osman eniştem, almaya gelmiş olmasın? Aa, olay.
olabilir tabii. Peki bu bindiği araba taksi miydi? Yok ablacığım, hususi araçtı. Yalnız ben şüphelendim açıkçası. Ay, gitti gitti kızca, nereye gitti? Ay Safum ya, kim bilir kimin arabasına bindi gitti bu kız ya. Ay burası İstanbul teyzem, bak manyağı var, sapığı var, hırsızı var. Ne yapacak tek başına? Ah gitti gitti, gül gibi kızcağım gitti. Nerelere gitti kim bilir? Ben gittikleri arabanın plakasını hatırlıyorum ablacığım. Aa öyle mi? Sülyası bakalım bir. 34BZ5492. 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 Ben hemen uçmanımı arayayım da hafiyeli 40 yılda bir işe arasın bari. Ay Pampi, sana çok güzel bir haberim var normal olarak. Müthiş bir haber. Ay kızım, yoksa Arif sana evlenme teklifi mi etti? Ay sen de aklını fikrini evlenmekle bozdun Pampi ya. Hayır, bekle geliyor. CC hamile. Aa, ay çok sevindim Merve ya. Ay bak bir tanesini bana vereceksin tamam mı? Söz vermiştim biliyorsun. Ya kızım ben bayılırım sivil yakuncu cinsi köpeklere. Tamam Pampiş'im, kesin vereceğim, söz veriyorum. Arif'e söyledin mi CC'nin hamile olduğunu? Ay hayır, daha hamileliğimizden bahsetmedim Pampi'cim normal olarak, ama söyleyeceğim yani, sürpriz yapacağım. Hamile mi? Hayda, Merve hamile mi şimdi ya? Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Ay tabii ki de Arif de çok sevinecektir böyle bir habere normal olarak. Yani insan sevinmez mi? Vallahi hamile, ne yapacağım ben şimdi ya? Evlenmek lazım. Ya iyi de ben bir çocuğa nasıl bakarım ya? Ne yapalım abi? Çocuğu veren Allah rızkını da verir. Ben en iyisi evlenme teklifimi yapayım. Ay hem de daha güzelini biliyor musun? 300 hamilelik. 300 mü? Ay vay yeğenim oğlum Arif. Eyvah eyvah, ne yapacağım ben şimdi? İyi tamam hadi. Tamam Pampi'cim. İyi hadi o zaman ben hemen veterinere gidiyorum. Bakalım yavrular nasılmış? Bırak şimdi teyzeyi. Burada sana annelik yapacak bir mama var. Nermin! Oo, bu yeni mi? Ay pek de güzelmiş. Hoş geldin kızım. Teyze hoş bulduk da ben teyzeme gideyim artık. Burası pek takim bir yere benzemiyor. Gel yukarıda konuşalım seninle. Yine gidersin. Ha? Hadi kızım. Gençsin, güzelsin. Güzelliğinin kıymetini bil. Bu güzelliğin boşa gitmesin. İstersen dünyanın parasını kazanabilirsin. Yok, ben para falan kazanmak istemem. Ben teyzeme gideyim. Bak güzelim, burası İstanbul'un en nezih eğlence merkezlerinden bir tanesi. En kalantor müşteriler de bizde. İki cilve yapacaksın, yüz kağıdı cebe indireceksin. Sen beni ne sandın be edepsiz? Vallahi şimdi polise giderim ha. Hop, hop, hop! Ya akıllı olur söylediklerimi yaparsın ya da ben sana yaptırmasını bilirim. Aa bırak kolumu be! Aa. Hello! Ha, kanalda ana haber mi geldi? Ha, Mehmet Ali bir anda bağlanmışsınız canım benim. Ben Fiko. Beni tanımaz ama şimdilik tanımaz. Ben indi Türkücü Hisoğan'ın menajeriyim canım. Ha. Bana bak, ya oradan bir gazeteci falan yollarsanız oğlum buraya. Ha, yanında bir de kameramancı olsun. Olur mu? Aferin canım benim, görüşürüz. Hadi bakayım, öptüm.
Aferin Fiko, aferin. Bütün magazincileri çağır. Bütün televizyoncuları çağır. Alemde Playboy görsünler. Playboy görsün. Ana canım gelmiş. Gel canım gel. Gel kız otur hele. Git başımdan be. Manyak şey. Evli barklı adamsın. Bir de utanmadan hala benim peşimden koşuyorsun. Kartsan para. Bak benden uzak dur. Anlaşıldı mı? Kadın bizi refüj etti. Kadın seni tabii refüj eder. Allah Allah. Sen daha az solistsin. Sayemde yakında televizyonlara çıktığı zaman az solist kıvamına erişince kadınlar sahneye iç çamaşırlarını atacaklar. Sahi mi diysen la? Allah! Sakin, yavaş, yavaş, yavaş. Sen hemen şimdi gidiysen bana bir tane dansöz al. Ne bir tanesi la? İki tane al. Yalnız biraz dana etli olsun, he mi? Balık etli demek istiyorsun herhalde. Alır kalır kızım, merak etme. Hüsnü, hazırlığını yap. Kadınlar matinesi var bugün. Göreyim seni, inlet ortalığı, inlet. Ha, merak etme ya, sana minnet yem. Elim kırılsın. Oo, iyi. Ya ağam, ben bu Seyit'i arayayım da geç kalmasın herif. Efendim Fiko. Alo, ulan kırılı. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum, kadınlar matinesi var. Çabuk gel de mahcup olmayak ha. Tamam, gelmeye çalışayım da yani bu İstanbul trafiği ya arkadaş, trafiğin içinde cebelleşip durayım ya Allah'ım. Tamam hadi kapat, kapat. Ya kardeş ne olacak bu İstanbul'un trafiği ya? Kızı alan aracın plakasının kayıtlı olduğu adres işte burasıdır. Yani Osman Bacım, benim anlamadığım ne biliyor musun? Yani Tolga'nın işte ha buranın adresini sağa nasıl verdi? Başka zaman olsa kendisi atlar böyle hadiseleri. Adamın biri arabama çarptı dedim. Ondan sonra paramı tahsil edeceğim dedim. Hemen adresi verdi. Vallahi çok uyanık adamsın he. Pardon. Ya Osman Bacım. Pardon. Pardon. Osman Bacım, buraya başka başka adamlar girdiğine göre normal bir evdir. Biz de başka adamız. Girebiliriz. Hadi gelin. Merhaba. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Biz şey için gelmiştik. Ne için geldiğiniz belli. Aradığınızın en kralını burada bulacaksınız. Buyurun, ben sizi geçireyim. Gelin. Gelin beyler, şöyle buyurun, gelin. Yakışıklılar. Ali Kemal, ben deyse de sana da yakışıklı dedi be. Bunlar normal kadın değildir ha. Evet Osman Bacım, geçmiş olsun. Randevu evine gelmişim. Çaktırma Ali Kemal. Müşteri gibi davranacağız. Adamlarda silah külah olabilir yani. E o zaman Osman Bacım tam hakkıyla müşteri gibi davranıp iki hatun alıp çıkalım odaya. Saçmalama be susak. Kırarım senin o susak kafanı. Biz buraya aileyi bulmaya geldik be. Aa, bak Osman Bacım, mama geliyor. Lama mı? Hani tüküren mi? Bak, bu müdür lama be. Oo, hoş geldiniz beyler. Nasıl? Kızlarımızı beğendiniz mi? Evet, hepsi çok güzel maşallah. Allah bağışlasın. Biz şöyle siyah saçlı. Ondan sonra siyah gözlü. 1.70 boyunda falan böyle bir kız ararız. He, adı da aile olursa cüp gibi. Saçmalama be. Bir sizin bile stokta, depoda bile birileri var mıdır acaba? Bakın, bunlar evin en güzel kızları. Çok da marifetlidirler. Bunlar bize hitap etmez. Sipariş ettiğim gibi birini isterim ben yani. Biz beraber. Babam kızı. İki tip var aşağıda, kızın istiyorlar. Mama ben miyim, sen misin? Ver iki tane, bana ne diyorsun? Hiçbirini beğenmediler. Getirip odaya kapattığın yeni kızı tarif ediyorlar. Hele biri adını bile söyledi. Bir gidip görelim bakalım.
Bilader, elimizde başa kadın yok. Hani olanlar da piyasanın en iyisi. Acaba stokta bile, depoda, altlarda falan kalmış olamaz mı yani? Çok para vereceğiz canım. Uzatmayın. Başa kadın yok dedim. Hadi yaylanın buradan. Ne biçim muamele edersiniz ya? Sizi tüketiciler derneğine şikayet edeceğim vallahi. Vallahi dükkanınızı kapattırırım ha. Hala konuşuyor. Atın şunları dışarı. Dursana be. Vallahi ne biçim? Müşteri memnuniyetimiz sıfır yani. Sıfır. Siz böyle müşteriler bile muamele görür mü canım? Ne kahit ne kahit. Ulan susak. Hep senin yüzünden oldu be. Senin susaklığın yüzünden kovulduk bak buradan. Osman babacığım ne diyecek şimdi? Polise haber verelim. Veremeyiz be çocuğum. Kızın içeride olup olmadığını bilmeyiz ki. Ya peki ne diyeceğiz şimdi Osman babacığım? Yani içeri girmek için ya pazarlamacı olmak lazım ya da sermaye. Pazar... Gel hadi. Bittim ben ya, bittim. Arif. Hayırdır oğlum, ne oldu, neyin var? Hakikaten ne oldu, Arif'in tarifin nedir bu hal ya? Söylesene abi, ne merakta bırakıyorsun bizi ya? Ya... Merve abileymiş. Ana! Hadi ya. Abi, siz işi o kadar ileri götürdünüz mü lan? Vallahi ne bileyim abi. Biz geçenlerde bir bayağı ileri gittik galiba. Arif, tamam, anlatmana gerek yok. Bak, aramızda hanım var. Yok, ayıp değil ya. Yani yabancı değil kendisi. Biz geçen gün böyle Allah ne verdi demeden... Oğlum, anlatma dedik, tamam. Sonra konuşuruz aramızda. Ya yok, öpüştük ya. Öpüştünüz mü? Ben dedim ona, o kadar dedim ki yani. Bak dedim, kızım evlenmeden dedim, yapmayalım dedim bunu. Yok, dinletemedim abi. Pat diye yapıştı dudaklarıma yani. Yani ileri gittik dediğin sadece öpüşmek öyle değil mi? Ne yapsaydım da Leyla abacığım ya? Oldu olacak, kızın yanından bir de makas alsaydım. Yakışır mı bize yani? Lan Angut, sadece öpüşmekle kız hamile kalır mı lan? Nesiniz siz, mantar mısınız? Sporlarla mı yürüyorsunuz? Mitoz bölünme mi yapıyorsunuz? Ayrıca nasıl olmuş, olmuş oğlum. Ulan ne güzel baba oluyorsun işte, fena mı? Evet ya, senin şu anda mutluluktan havalara uçuyor olman lazım. Hemen evlenin. Ya Leyla abacığım, nasıl evlenelim biz? El de yok, avuç da yok, para yok, pul yok. En önemlisi ev yok, park yok ya. Bir de Merve 300 bekliyormuş ya. Oha! O nasıl öpmeymiş lan öyle? Demek başka bir şey yapsaymışsın neler olacakmış? Ya. Hakikaten işi zormuş be abi. Bir dakika ya. Ya bırak işi, tamam. Olmuş, olmuş gayet güzel. Şurada nasıl bakacaksın o üç çocuğa sen? Vallahi pratik bir çözüm buldum ben aslında. Ha işte şöyle ya. Pes etme hemen. Neymiş bu çözüm? İntihar edeyim diyorum. Delirdin mi Arif? Ne intiharı? Kızı üç tane çocukla yalnız mı bırakacaksın yani? Zaten yarım akıllı, normal olarak. Bak, bu intihar lafını duymamış olayım Arif. Biz eksikleri tamamlarız, her şeyi hallederiz ya. Allah Allah. Eyvallah Nuri babacığım, güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun. Eksik bir değil, iki değil. Bir dünya eksik var ya, bir sürü eksik var yani. Biz de bir sürü insanız burada, laf mı? Pabuk ellerce beş çocuklar, hadi bakayım. Hadi çıkarın. Kakaya! Bir kere bir. Öyle tek odalı eve gelin götürülmez. Hayret bir şey ya. Hemen çıkıyorsun oradan. Al şu paraları, git. Böyle üç odalı adam gibi bir ev bul. Daya, döşe. Unutma Arif. Biz bir aileyiz. Ya gerçekten çok sağ olun ya. Yani sizin gibi böyle bir ailem olduğu için yani çok mutluyum. Baba, eğer Arif kardeşin sorunu çözüldüyse... ...şimdi ailenin bir başka birey için... ...yani zor durumda olan bir birey için... ...pamuk eller cebe yapabilir miyiz? Mesela ben mağdur durumdayım biliyorsun, evden kovuldum. Anında buradaki kanepenin üzerinde böyle minicik yerde yatmaya çalışıyorum. Ben de zor durumdayım ve ben de bu ailenin bir ferdiyim. O yüzden bana da bir katkı bekliyorum yani. Sinan saçmalama. Bir kere sen bizim ailemizin bir ferdi değilsin. Biz seni cami avlusunda bulduk be. Allah Allah.
Yavuz arasana Süseyd'i. Ara şunu, nerede kaldı? Ya bu telefondaki avrat diyor ki bunun telefonu kapalıdır, ulaşamıyoruz diyor. Ya sayın bayan, lütfen bir güzellik yapın ya. Yani bize acil ulaşmamız lazım bu kılı Said'e. Ya Hüsnü, niye çıkmıyorsun sahneye? Neyi bekliyorsun? Ya görüntü var, ses yoktu. Ya ne diyorsun sen ya? Ya yani diyorum ki ses gelmemiştir, ses. Yani Seyit gelmemiştir. Ya ara şunu gelsin. Seyirciler çoğuşta oyalayamayız. Hem televizyoncular, gazeteciler de burada. Rezil olacağız ya. Ya aramıyorum ya zannediyorsun. Ama telefonu kapalı herhal. Ya kardeşim sen Urfalı değil misin? Sesin güzeldi. Çık bir tane sen söyle de. Aman aman patroncum, ne yapıyorsun sakın. Yani Hüsnü'ye türkü söylemeye kalkarsa var ya. Burada kadınlar arasında isyan çıkar. Vallahi belediye burayı mühürlemeye kalkar. Kazinon kapatır. Yemin ediyorum isyan çıkar. Yani o kadar sesi kötüdür. Gerisini sen anlayana. Şşş kuru. Abartmasana lan. Tamam kötü olabilir ama o kadar da değil. Ya hadi hadi. Kadınlar gazinoyu başımıza yıkacak Seyit. Sen perdenin arkasına bir. Fiko sen de sunuş yap. Ya sen neyi bekliyorsun? Hadi gitsene. Canım, tamam. Çak elim ben. O benim tapılı malimdir. Seni sarı koynak seni. Seni yollar ya beni. Ato sanatıma. Sanatıma engel oluyorsun. Bayım yırdınız. Ya sanatıma engel oluyorsun. Dere geliyor, dere geliyor. Seyit abi oradaymış. Eyvah. Bekara bak, bizi kandırıyormuş. Ben de heyecanlıyım. Sanki sınava giriyoruz.
kardeş, ne istemiştiniz? Elimde çok güzel bir mal var. Patronla görüşmem lazım. Ayol, iyi mal dediğim bu mu? Yenemedim mi teyzeciğim? Ben Jennifer Lopez'in Türkiye şubesiyim. Sus be! Yiyeceksin tek peşini. Başlarım Jennifer Lopez'ini. Aman aman, içeri girin de konuşalım. Halim yukarıda. E hadi gelin, hadi. Hepinize selamun aleyküm. Yanındakini pazarlıyor. Yanlış. Ben malımı pazarlamam. Mal kendini gösterir. Göster bakalım monstranı. Şimdi bak, parçaları orijinaldir. Rektifiye yapılmadı. Ondan sonra modifiye olmadı. Kayışını yeni değiştirdim. 20.000 bakımı tamamdır. Orijinaldir, organiktir, sağlıklıdır, sapasağlamdır yani. Bu mudur? Budur. Budur. Ta kendisi benim yani. Şöyle bir yürü de neye benziyorsun görelim. Hadi bakalım. Yürü de meydan kız görsün. Çekiliniz. Hiç fena değil. Alın bunu aşağı da biz parayı konuşalım. Hadi alın beni. Hadi gel bakalım. Ne istiyorsun sen buna? Temizden bir 10 kağıt veririm. Olmaz. Kurtarmaz. O kağıdı ben verdim. Hadi oradan. Sanki para verdin de aldın. Bunların nasıl geldiğini biliyoruz sana aslanım. İtmesine ayı beyefendi yani beyefendiciğim. Yani biraz kibar olunuz. Hadi bakayım çok konuşma da kıvırt. Elvin Malik bizim en iyi müşterimizdir. Sık sık gelir. Hadi göreyim seni hadi. Bak az önce biz kızın elini tutuyorduk. Şimdi millet bizim elimizi tutacak. Tamam be. Prensibal olarak okey. Lavabo var mı? Lavabo. Ben bir gideyim. Gelin. Var aşağıda. Ha tamam. Acaba bu kız nerede? Ayla burada mısın kızım? Ben Osman eniştem. Ayla, burada mısın kızım? Ben Osman eniştem. Gürültü. Engin sensin. Ayağını 3 kere yere vur. Tamam ben seni kurtaracağım. Hiç telaşlanma. Alo, Tolga komiserim. Ben Osman. Komiserim, hani sen bana bir plaka numarası verdiydin ya, plakanın adresini. Ha, o adrese gel. Tamam mı? Başım dertte. Ya Leydi, çok güzel, çok leziz, çok şahesersin. Ben çikolata mıyım? Aksine turşuyum. İşte ben oldu ağa. Kadınlar Hüsnü ağayı patakladılar. Hüsnü ağa var ya bir hafta yataktan kalkamaz. Ne demişler oğlum? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Anlaşılan Hüsnü ağanın mumu daha erken söndü, dayanamadı. Tırın 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 tırın. Oo Arif ne haber ya, nasıl oldu? Ya oldu be. Yani sizin sayenizde oldu. Vallahi Arif'im tarifime bir saray yavrusu yaptık baba. Şimdi sıra geldi Merve'ye yüzük alıp evlenme teklif etme. Yüzük mü? Ya yüzük alacak para bende ne gezer ya? Çocuklar hadi bakalım pamuk eller cebe. Pamuk eller cebe diye cep delindi baba. Cep delik cep kendilik yani. Herkes bayağı katkıda bulunmuş. Ben taze kan sayılırım al kardeşim. Arkadaşlar, Allah'ım mahcup ettiniz beni ya. Al bakalım şu paraları. Hemen git, yüzüğü al ve evlenme teklifi at, hadi. Merve'ye sürpriz yapalım mı, ne dersiniz? Sürpriz mi? Nasıl yani? Ya onu şimdi yeni eve çağır, orada ona evlenme teklifi. Aferin Leyla, çok güzel sürpriz olur. Aferin, hadi. Hakikaten şahane taktik ha. O zaman arayayım ben.
Alo, Merveciğim. Ay aşkım, ben de tam şimdi seni arayacaktım normal olarak ya. Çok güzel bir sürprizim var sana. Şey, bir adres versem, yani oraya gelebilir misin? Biraz acil yalnız. Tamam, geliyorum. Ayva, ayva, maşallah avratlar çok şahane. Lakin şu avradı talep etmekteyim. Pardon, Malik Beyciğim. Yani ben bayağı bir eskimişim. Beni ne diyeceksiniz? Bakın ha buraya taş gibisi var, onun daha taş gibisi var. Bunları verelim götürün. Zinhar istemez. Israr kıyamet bu avradın talepkarıyım. Çok para verecek, otele götürecek. Sabaha kadar eğlenecek ben. Lakin ben istemiyorum. Çok konuşma. Buranın malısın sen artık. Biz ne dersek onu yapacaksın. Hadi bakalım. Üzülme ya lady. Ziyadesiyle memnun edeceğim seni. Ben de sizi memnun edeceğim. Korkma kızım. Kurtaracağım seni, sabret. Polise telefon ettim. Birazdan burada olacaklar yani. Kesin. Ne iş çeviriyorsun sen burada dingil? Ben dingil mingil çevirmem be. Yoksa bize oyun mu oynuyorsun? Gel bakalım. Gidelim ya. Ertuğrul, bir adam olup arka tarafa geçtiler. Başlık komiser. Hakan Kırkapı'yı. Kimsin sen? Polis misin? Senin gibi pederastanın Azrail'iyim. Nasıl kıydın o güzelim çiçekleri ha? Nasıl soldurdun onları? Sen ne ahlaksız, diniyetsiz, aysiyetsiz bir herifmişsin be! Bu... Sana ne? Kimsin sen? Niye arıyorsun o kızı? Kimse kıpırdamasın, polis! Sakın davranma Yakan. Kelepçeyle şunu Hakan. Götürün bunları, götür. Götür, götür, bunu da götür. Hadi, hadi. Ertuğrul, sen benimle gel. Başüstü komiser. Patron, baskın yedik. Yersiniz tabii. Üstüne de 20 yıl hapis yiyeceksiniz. Hepsi senin marifetin değil mi? Kaldır elleri, polis! İndirin o silahları. Yoksa kafasına sıkarım bunun. Komiserim, Güleş'te çift bayan da vardır, bilir misin? Ben ona bayılırım ha. Masal mı anlatıyorsun? Ne payandası? İşte budur. İçerideki odada, soldaki odada yeğenim var. Kız yeğenim. Aç kapıyı kurtar onu, hadi. Hadi Ertuğrul. Bağışlayın komiserim. Osman abi sayende bu pislikleri de yakaladık. Ali Kemal'i de unutmamak lazım tabii. Ali Kemal? Geri getirdim. Kız nerede? Araplar onu Yıldız Oteli'ne götürdü. Ali Kemal'in başı dertte. Sen merak etme Osman abi. Hemen yola çıkalım. Yürüyün hadi. Yürü, yürü. 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 Dünyadaki bütün kutsal isimler adına seni çağırıyoruz. Gel. Dünyaya gel. Sesimiz gaipte büyüyecek. Bütün ölülerin ruhları bu dünyada yürüyecek. Ay! Şşt! Densizlik etme. Ruhları ürkütüyorsun. Ne kızcağım korktu teyzesi. Ya onunla alakası yok. Nari burada elini kıracak. Ay, ay özür dilerim ben isteyerek yapmadım. Ben korktum ondan oldu ben. Ya ver. Kalk. Sessizlik. Şazi Mert'in dedesinin ruhu. Gel. Gel. Kurbacanım, kurba hoş geldiniz. Ne var be? Geldim işte. Ne var? İki dakika rahat bırakmadınız adamı. Sevgili Paşa dedeciğim, siz demiştiniz ya... ...Gülben'le Sinan barışınca bana haber verin diye... ...biz onun için şey ettik. Tamam Sazoğuş, ben yukarıdan her şeyi görüyorum.
Bunların öyle mukaddes bir evlilikleri var ki melekler bile onları kıskanıyor. Öyle mi? Öyle. Senin haberin bile yok. O yüzden sen o mukaddes adama, Sinan'a ara sıra kaçamak yapması için izin vereceksin. Ben göz yumacaksın. Yok artık, daha neler? Sen bir ruhla nasıl böyle konuşuyorsun? Sen hiç ruh çarpması nedir bilmez misin? Ay paşa dedeciğim kız hanım. Acaba bu özel konuları bir kenara bıraksak da bize hazinenin nerede gömülü olduğunu söyleseniz. Ya evet dedeciğim, hazinenin yerini söyleyecektiniz bize. Ama para göz insanlar mısınız be? Dininiz, imanınız para olmuş. Para. Götürsem ben götürürdüm. Kefenin cebi yok ki. Nerene koyacaksın şahzımen onları da? Neyse. Yine de ben o mübarek insan Sinan Atçı için ben beyninin yerini söyleyeceğim sizlere. Ay söyledi, git artık, git. Hocam. Hazine benim mezarın 3 adım yanında gömülü. Ay mezarlığa mı gömdünüz dedeciğim? Kimse gitmez ki oraya. Gidip alabilirsiniz. Ama dikkatli olun. Ruhlar aleminde para göz insanlar çok fazla sevilmez. Gel bakalım. Sen fazla naz, fazla cilve. Benim olacaksın. O bir elma, ben de bir erkeğim. Bu ne rezillik? Bu ne kepazelik? Şimdi görürsün sen. Geç şöyle. Abiciğim bıçakla şaka falan olmaz da. Abiciğim ne edeceksin? Ne enteresan bir fantezidir daha bu. Ben erkeğim dedim sana. Ne edeceksin? Sus! Konuşma! O bıçak! Bakayım odası burası. Hemen dalalım. Hemen dalamayız Osman abi. Adamlar silahlı olabilir. Evet! Aa, bir şey yaparlar çocuğu abi. Bırak o bıçağı! Geç şöyle, geç! Tamam Ali Kemal, Ertuğrul! Al bunu, al götür, götür! Nasılsın çocuğum ha? İyi misin evlat? Yok yok, hiçbir şey olmadı Osman babacığım, ama asla gelmeseydiniz falan bu Arap Elbin Malik böyle benim alnımda böyle delik açacaktı. Böyle vitaminsiz susak. Ne yalarsın böyle sulu sulu? Nasıl hesabını vereceğiz bunu şimdi? Neyse hadi geçmiş olsun. Yürü. Yürü. Ya Osman aga, Ali Kemal harbiden çok teşekkür ederim ya. Ya buzdolabı da spot ama şahaneymiş yani. Olsun be çocuğum be. Duyar duymaz koştuk geldik işte. Hadi güle güle kullan. Ha kapı. Yüzük. Benim yüzüğüm lan biraz. Be susak lan. Sepame bağlasaydık. Nereden çıktı bu buzdolabı? Buzdolabı aldırttınız bana be. Oğlum hepimiz paramızın son kuruşuna kadar harcadık. Biz siz kalmıştınız. Nuri babacığım, yani ben anlaşıma gündürsün bütün ha paramı ha bunu harcadım yani. Ya bir sus lan, madırdır ettiniz be. Şşş, kız geldi, hala çan çan yapıyorsunuz ya. Ay aşkım, burası ne kadar güzel bir ev böyle. Kimin evi burası normal olarak? Bizim evimiz. Bizim evimiz mi? Ama aşkım burada beşikler var. Başka sürprizi daha olacak Arif. Ay benim de size bir sürprizim vardı. Ne tesadüf değil mi? Evet, biliyoruz. Biliyor musunuz? Gerçekten mi? Tabii. Hamilelik vaziyeti değil mi? Ay vallahi de biliyorsunuz ya. Ama aşkım burada neden 1, 2, 3 tane beşik var normal olarak? Hayatım, 3 bebeğe 3 beşik yani normal olarak. Ay aşkım beşiğe ne gerek vardı? Ay bir tane kulübe alırdık, olurdu biterdi normal olarak. Hayatım olur mu ya? Ne kulübesi? Çocukları kulübede mi yatıracağız?
Olur mu? Ben gittim onlara en kralından 3 tane aldım işte. Arif, hadi. Aşkım, senin ve karnındaki 3 çocuğun huzurunda soruyorum yani. Acaba benimle evlenir misin? Ay yok! Yok mu? Benimle evlenmez misin yani? Ay evlenmeye demedim aşkım. Çocuğa dedim yani. Karnımda 3 tane çocuk yok ki. Nereden çıkardın yani çocuğu? Ama hayatım yani sen söylemedin mi hani sürprizim bebek hamilelik demedin mi? Ay ben değil aşkım, köpeğim CC hamile. Yani sürprizim de buydu yani normal olarak. Arif, ne oluyor oğlum? Merve kızım ne diyor? Ya Nuri baba bir anlasam. Ama hayatım bugün sen kafede otururken telefonla demedin mi yani hamileyim, 3 bebek bekliyorum falan filan demedin mi? Ay aşkım dedim de yani CC'den bahsediyordum ben ya. Ay her şeyi yanlış anlamışsın aşkım normal olarak. Ne yani şimdi biz olmayan bir hamilelik için mi bu kadar para harcadık? Bize de buzdolabı aldattınız susak da. Ya Arif biz de bu evi bu hale getirmek için o kadar uğraştık. Ya Arif ya. Biz yani 3 tane köpek yavrusu için mi paramızın son kuruşuna kadar harcadık be oğlum? Kardeş sen bizimle dalga mı geçtin ya? Ya olur mu arkadaşlar lütfen yapmayın yani. Niye böyle diyorsunuz ya? Beni tanımıyor musunuz? Bakmayın böyle lütfen. Ama yani ben bu işlerde hızlıyımdır. Bakın bugün nikah, yarın çocuk olur yani. Vallahi Arif, bugün dayak, yarın hastane kardeşi. Aşkım, vallahi hiç kaçarı yok. Bugün çocuk, yarın nikah olur. Ay hayır aşkım, olur mu? Dedemin buralardaydı, paşa dedemin mezarı. Ay nerede? Nerede bu mezar be? Ay karıştırdın herhalde Şazimat Hanım. Yok ya, buradaydı. Kanka tam sırası. Şazimat teyze çukura düşmüş. İmdat. Acım. İmdat. Anne. Şazimat Hanım. Tut beni, beni. Ah kardeşim. Tut tut tut. Gel. Gel canım benim. Çekil. Çeksene seni. Hadi hadi gel gel. Gel anam gel gel gel. Ay vallahi Şazimat Hanım senin için bedava mezar bulsa girer derlerdi, doğruymuş yani. Allah aşkına hadi artık eve dönelim, bak ben çok korkuyorum ya. Yo dönmek yok. Çukura bile düştüm ben. Hayatta dönemeyiz. Zaten hatırladım. Dedemin mezarı şurada. Yürüyün. Ya gidelim. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Geç, bırakın. Geç. Siz nasıl insansınız? Hiç arayıp sormaz mısınız büyüklerinizi? Ay dedeciğim, dedeciğim niye bu kadar öfkelisin? Vallahi hep aklımdaydı. Nerede aklındaydı? Kaç kere geldin de su verdin mezarıma? Kaç kere çiçek ektin? Oysa Sinan evladım her hafta geliyor. Çiçekler ekiyor, mezarıma su veriyor. İnanmayacaksınız ama dua bile ediyor. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman ona helal olsun. Ya. Paşa hazretleri, bundan sonra siz benim biricik paşa dedemsiniz. Hiç merak etmeyin, ben geleceğim mezarda çiçekler ekeceğim. Hatimler indireceğim, süs. Beyhude, beyhude. Yukarıdakiler soruyorlar. Bu mu senin yetiştirdiğin torunlar? Bu mu senin yetiştirdiğin çocuklar diye? Dedeciğim, paşa dedeciğim. Hazine mazine istemiyorum. Şu güzel sakalına bir yüzümü süreyim dedeciğim. Abu! Sinan! Sinan! Abu! Yedim seni! Sizler hareket et! Sizler! Kaçın! Hareket et! Kurtarın hareket et! Kaçın! Abu! Hareket et! Yolla, bir taksi yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazla biraz, acilem var benim.
taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yolla.